11-12 gibi kalktık. Sular basmıştı her tarafını zaten. Akşam. Akşam. Jandarma geldi, AFAD geldi. Buralar tabii 2-3 metre su altındaydı. Şimdi boşalmış, deniz boyunda bir köprü var, yıkılınca su kalmadı ya. Yani. Elesinde kalıyordu, onu çıkardılar. Yardımcı oldular yani. Akşam saat 9-9.30 gibi sular yükselmeye başladı. Yani arkadaki duvar mesafesi tamamen dere taştı. Dere taşınca gördüğünüz gibi bu hal aldı. Babamla beraber kalan bekçideki eşi ve kendisini kurtardık. Biz eve aldık kendilerini. Ondan beri evdeyiz. Bütün suyun taşmasını, derenin görmesini hepsini canlı bir şekilde izledik. Su çok yükseldi. Yani şöyle söyleyeyim, duvar boyu 1.5 metre, 1.5 metrelik duvarı aştı tamamıyla. Evlerin altındaki bodrumların hepsi su altında kaldı. Zaten bütün eşyalar, her şey, sadece bizim değil, bütün sitelerin hepsinin eşyaları gitti. Hayvanların işte yemini verdim, buralara baktım, yani içeride su yoktu. Buralarda, şurası işte biraz batıktı, bu arkada büyük kuzuların olduğu bir yer vardı. Orası biraz batıktı ama yine kuzuları duracak kadar yer olduğu için çok şey yapmadım yani. Sonra işte dönerken hatta düştüm işte, elimi kestim, göstereyim. Ondan sonra da akşam ben yatana kadar tekrar aslında kontrol ettim. Yani içeri girmedim ama projektörle camdan baktım. Su seviyesi normalde şu arkadaki yerler gözükmüyordu, şu beton kısımlar. Beton kısımları gözükmeye başlamıştı artık. Yani dedim tamam boşalıyor. Kapının ağzını falan açmıştım zaten, gidiyordu su. Sonra ne ara oldu, ne zaman oldu, ben yattıktan sonra mı oldu bilmiyorum yani. Ve öyle bir su gelmiş ki yani kapının demiri yamulmuş. Buralar zaten bayağı böyle hani şu böyle belin üstüne kadar falan su girmiş yani içeriye. Nasıl oldu, ne ara oldu ben de bilmiyorum. Zaten aşağıki taraflar da batık biliyorsunuz. 70 tane falan tavuk. Tavukların aşağı yukarı hepsi ölmüş. Birkaç tane kalmış. Bir tane koyun şurada. 14 tane de yavru kuzu.